Asgari ücrete son 45 yılın en iyi zam oranı geliyor. Milyonlarca asgari ücretli için geçen yıl %21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Şimdi gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl %21'lik artışla asgari ücret 2825 liraya yükselmişti. Bu yıl rakamın daha yüksek olması bekleniyor. Öyle ki zam oranının son 45 yılın en iyi ve yüksek seviyede olması gündemde. Aralık ayında yapılacak toplantıda bu rakam netleşecek. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak, enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Kasım 2020'de yıllık enflasyon %14,03 seviyesindeyken komisyon yeni asgari ücreti %21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yılda enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Refah payı ve zam oranıyla asgari ücretin ciddi oranda artması gündemde. AK Parti asgari ücret çalışması başlattı. Kulislerde birçok senaryonun masada olduğu belirtiliyor. Türkiye'de net asgari ücret 2825 lira. Bu rakam nasıl yükseltilebilirin formülü aranıyor. Asgari ücretten vergi alınmaması ilk seçenek. Zaten Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında bu konuda gündeme getiriliyordu. Bu kapsamda çalışma yapılması gündemde. Hükümetin vergi gelirinin bir kısmından vazgeçmesi söz konusu olabilir. Bu adım atılırsa zam dışında bugünkü rakama yaklaşık 700 lira ek ilave de gelebilir. Bir başka formül ise işverenleri ilgilendiriyor. İşverenlerin daha az SGK ve işsizlik sigortası primi ödemek için ücretleri asgari ücretten göstereceğine işaret ediliyor. Bütün ücretlerin asgari ücret kadar olan bölümünün vergiden muaf tutulması başka bir formül. Ancak buna ekonomi yönetiminin yüksek vergi kaybı nedeniyle sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Gelir vergisine temel oluşturan dilimlerin asgari ücretteki yüzdelik artış kadar yükseltilmesi, gelir vergisi tarifesinde %15'lik ilk dilimin %10'a indirilmesi ve burada sabitlenmesi de seçenekler arasında. Kulislerde hükümetin asgari ücretteki artışı yüksek tutacağı ancak gelir vergisi tarifesinde sınırlı artış yapacağı da konuşuluyor. Bu durumda asgari ücret yüksek olsa da çalışanlar çok daha kısa süre içerisinde bir üst vergi dilimine girecek ve maaşlarında kesinti olacak. Bu formüle de işçi sendikaları olumlu yaklaşmıyor.